Selamlar dostlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bu videoda fidelerimizi dikerken toprağı nasıl canlandırıp besleyeceğimizi anlatacağım. Kendi bahçemde senelerdir bunu uyguluyorum. Hatta fakültede bunu öğrendiğim günden beri diyebilirim. Şimdi biliyorsunuz ki toprak tek başına cansız bir varlık değil. Besin elementlerinin yanı sıra bakteriler, mantarlar, minik böcekler, daha da minik böcekler gibi canlılarla dolu bir cümbüş aslında toprak. Ancak bizim burada odaklanacağımız nokta rizobiyum bakteriler ve mikorizalar. Bu konular hakkında gelecekte daha ayrıntılı bir video yapabilirim. Şimdi hemen sizlere işleyişi anlatayım. Biliyorsunuz her canlı belirli bir sıcaklık aralığında ve besin değerinde yaşar. Kış geldiği zaman topraktaki çoğu canlı kış uykusuna geçer. Her canlının nüfusunda azalış görülür. İşte baharın gelişiyle beraber biz toprağımıza besin yüklemesi yaparak orada bizim ekeceğimiz bitkilere yararlı olacak rizobakterileri ve mikorizaların nüfusunu çoğaltmış olacağız. Bu organizmalar toprakta ne kadar fazla olursa bitkilerimiz o kadar iyi gelişecektir. Şimdi ilk olarak fidelerimize yeterli miktarda bir su kabına şeker koyuyoruz. Bu bildiğimiz beyaz pancar şekeri. Hepimizin evinde kullandığı şeker. Ölçüt genel olarak 1 dekara 500 gram. Siz ekim yapacağınız yeri hesaplayarak bu temel ölçüden kendi değerinizi bulabilirsiniz. Ben 15 litrelik bir kovaya 3 kaşık şeker attım. Sonra tüm şeker çözülene kadar karıştırıyoruz. Tamamıyla homojen olmalı. Fidelerimizi diktikten sonra ilk can suyunu şekerli su olarak veriyoruz. Bunu özellikle baklagiller, tahıllar, domates, mısır gibi bitkilerde uygulamak çok daha stratejik. Çünkü bu bitkiler köklerinde saydığım organizmalar ile simbiyosis yani kazan kazan ilişkisi içerisinde oluyorlar. Bu uygulamayı ekimden önce toprak işleme işlemlerini yaparken de uygulayabilirsiniz. İşlem bu kadar basit dostlar. Emin olun YouTube'daki tonlarca boş videoda daha bilimsel ve doğru bir altyapıya dayanıyor. Bir izleyici olarak ben de yerli ve yabancı YouTube kanallarında tarım hakkında videoları izliyorum. Ama birçoğu kulaktan dolma bilgilerle boş reçeteler sunuyor insanlara. Sizden ricam insanların doğru bilgilere kavuşabilmesi için bana desteğinizi sunmanız. Abone olup paylaşım yaparak zaten yapacağınız en büyük desteği bana yapmış olursunuz. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.